Daha dün ilaç attım. Kiraz bu sene iyi maşallah. İnşallah ihracatçı da gelirse çiftçi. Mısın? 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak yorumlanan deprem tüm zirai faaliyetlerine en yoğun olduğu mevsime denk geldiği için Malatya'mızda Kayısı'da büyük hasar yaşadık. Bundan dolayı yani Manolya hastalığı baş gösterdi yoğun yağışlarla. Malatya'daki ilaç bayilerinin de yıkılması ilaç teminini zorlaştırdı. Yağıştan dolayı da bahçeye girip atamadılar. Bilindiği gibi zaten tarım kredi kooperatifleri faaliyetteydi fakat çiftçiye borca vermediği için bundan dolayı Malatya'da büyük afet, Kayısı'da büyük afet yaşadık. İkinci olarak da dolu molu vurdu ama Manolya kadar etkili olmadı. Manolya hem bu yılki ürünü, hasatını zarar verdi hem de ikinci yıla zarar bıraktı. Bundan dolayı Tarım Bakanlığımızdaki ve Malatya'daki siyasi vekillerimizin katkılarıyla Giraz'da da bu felaketi yaşamamak için ilaç bayilerinden iki sponsor buldu. Şu anda çiftçilerimize bedava olarak bu ilaçları dağıtarak ilaçlamanın tüm olarak yapılmasını sağlıyor. Bu ilaçlarımız zaten Tarım Bakanlığı'nın öngördüğü bir ilaca atmaktayız. Etki süresi 7 gün olup yıkanıp atıldıktan sonra yıkanıp yenebilecek bir ilaç kullandığımız için kalıntısı da olmayan insan sağlığı ön planda tutuldu. Bundan dolayı da ihracatçılarımızın Malatya'ya gelip bu kirazımızın depremzede insanlarımızın kirazlarının değerlendirmesini istiyoruz. Bu yıl Allah'tan çok güzel kirazımız iyi tuttu bu sene. Rekoltemiz yüksek. İnşallah bunu iyi bir şekilde de pazarlayabilirsek çiftçilerimiz en azından kiraz hasasında yüzleri gülmüş olur. Şu anda fiyatı aralığını tam tespit edemezdik fakat geçen yıl bilindiği gibi 20-25 civarında gidiyordu. Bu yıl ne olur? İhracatçının gelmesi lazım. Rekoltemiz de yüksek olduğu için yani gerçekten şu anda ihracatçıyı dört gözle beklemekteyiz. 10-15 gün içinde kirazlarımız pazara inmeye başlar. Bundan dolayı da bir an önce ihracatçıların gelmesini bekliyoruz. Hamle rekolte ne kadar var şimdi? Ya her yıla nazaran bu yıl belki 1000 tonun üzerine çıkar. Yani şu anda kesin bir şey söylememekte yani 1000 tonun üzerinde bir rekoltemiz olur inşallah.